Sigorta Haber Komutanı'nda herkese merhabalar. Bugün AFSAT'ın konuğuyuz. Avrasya Sigorta Ajantileri Derneği'nin. Eyüp Çelik'le bugün AFSAT'ı konuşacağız. İstanbul'daki seçimleri konuşacağız. İTO Meslek Komitesi seçimlerini konuşacağız. Aslında bugün yine güncel konuların konuşulduğu bir program olacak, sohbet olacak. Umarım bu sohbetten keyif alırsınız diye düşünüyorum. Hoş bulduk diyelim. Şimdi her videoda olduğu gibi yine baştan söylüyorum, direkt olarak konuya girmek istiyorum. Artık hani şey tarafı geçti, hani birbirimizi tanıyalım tarafı geçti sektörde. Şimdi bir AFSAT'ın son bir ilçe yapılanmasından ben sizinle önce bahsetmek istiyorum. Sonradan bu seçim tartışmasına girelim isterim. Devamı duyuyoruz aslında. Böyle bir gizemli bir olaymış gibi AFSAT'ın bir ilçe yapılanması var. Bu sektörde şu anda ilk benim bildiğim kadarıyla ama evet. Sizden bir bununla ilgili bilgi alalım mı? Bu AFSAT'ın ilçe yapılanması nedir? Şimdi şöyle, AFSAT aslında kuruluş modeli olarak da örgütlü bir yapıydı. Yani iş olsun diye kurulmuş bir dernek tabelasını asıp dernek olmayan bir yapıydı. Son bir yıl içerisinde üye sayımızı %200 artışla yani çok hızlı büyütmüş bir derneğiz. Evet. Tabii bunu eskiden 50 kişilik yapıları kontrol etmek çok mümkündü. 60-100 çok kolaydır ama yapı büyüdükçe sizin başkan olarak aslında her yere ulaşmanız da mümkün olmaz. Dolayısıyla ben yatay yönetim modeli benimsemiş bir insan olarak 11 kişilik bir yönetim kurulu üyesi, şu anda 28 tane ilçe başkanı, Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında birer bölge koordinatörü ve onların üzerinde de başkan yardımcılarına bağlı olan bir şema, yönetsel bir şema var. Dolayısıyla şimdi mesela bu geçen hafta cumartesi günü bizim arkadaşlarımız Anadolu yakasında koordinatörlüğün ve başkan yardımcılarının da aynı anda bulunduğu toplantı yapabiliyorlar ve bu toplantıya ben iştirak etmiyorum. Oradaki arkadaşlarım bu işi yapıyorlar. Avrupa yakasında da keza 2 hafta önce yine kendi aralarında toplandılar. Bütün ilçe başkanları toplandı. Proje üretiyorlar. Etkinlik veya işte nasıl dokunabiliriz'i şey yapıyorlar, modelleme yapıyorlar. Ben bulunmuyorum ama ben o sırada başka yerde oluyorum. Evet. Şimdi bakın, İstanbul çok büyük bir şehir. Yaklaşık 4500 tane acente var. Şimdi burayı bir küçük ili gibi yönetemezsiniz zaten. 39 tane ilçe var. Her biri bir şehir büyüklüğünde. Her biri milyon neredeyse. Dolayısıyla model şu şekilde kurgulandı. 39 ilçede yaklaşık her bir yaka 5 bölgeye ayrılarak her bölgenin de 5 tane ilçesinin olduğu bir üst koordinatörlük ve altta ilçe başkanları teşkil edildi. Şimdi o ilçe başkanlarımız bizim gerçekten o yörenin insanları ve o yörenin insanları da oldukları için sorunlarını da, bölgenin zorluklarını da, acenteleri de çok iyi tanıyorlar ve onlarla aslında dost sohbetlerinde bulunuyorlar. Aslında AFSAT'ın en önemli modeli dokunmak değil mi? Yani bunu başarmış oluyoruz ve herkes işin bir ucundan tutarak aslında çok önemli bir yükü kaldırmış oluyor. Ben şey merak ediyorum aslında, onu açık açık söyleyeyim şimdi, tam seçim tartışmasına girmeden sizinle. Şimdi hep şunu savunan taraftayım, benim için geçmiş bir referanstır herkes, her yönetimde, kişisel olarak da kurumsal olarak da. Şimdi bugüne kadar hep böyle bir sadece seçim dönemlerinde derneklerin bazılarının bir atağa kalktığını biliyoruz. Yani bunu herkes tenzih ederek söylüyorum tabii ki. Ben örneklendirerek diyorum sadece. Bu sadece sigorta sektörü için de değil. Yani tüm sektörlerde, belki de siyasi partilerde, belki de örgütlü yapıların genelinde bu böyledir. Evet, evet. Yani STK'ların genelinde bu böyledir. Şimdi AFSAT'ta bir farklı bir pencere açıldı ama yani bir insana dokunma, evet. Bir aslında insana önem verme diyelim biraz daha fazla. Evet. Ve bunu yapan dernekler de var ama AFSAT bunu çok fazla şey noktaya getirdi. Yani organizmayı fazla hareketlendirdi. Yani her hafta bir yere geliyorsunuz, her hafta toplantılarınızı yayınlıyorsunuz sosyal medyada. Toplantının haricinde bir yere geliyorsunuz. Devamlıları bu kolay da bir iş değil aslında. Hepinizin sonuçta ayrı ayrı işleri var. Tabii. Ayrı ayrı zamanlamaları var, bir aileniz var. Sonuçta bakarsanız yani bekar da değilsiniz neredeyse hiçbiriniz. Bunu hani tırnak içinde yeni dünya düzeni derler ya,
Yeni sektörde yeni acente düzeni diyebilir miyiz böyle bir şey? Şöyle, ben bazen avsat terapi merkezidir de diyorum. Ya bu gerçekten bazen anlaşılmayabilir. Şimdi burada olmaktan mutlu olan insanların toplantı bitiminde bile gitmediği bir dernekten bahsediyoruz. Evet. Yani insanlar bir kere gönüllü geliyorlar ve bir kere, birkaç kere olduktan sonra da ya bu bir dernek gibi değil, burası acayip farklı bir şey diyorlar. Çünkü orada sevgi var, insana dokunuş var, önemseme var, değer verme var. Bağlılık var yani. Bana oy ver diye çağrılmamış bir kitle var. Evet. Yani bizim unuttuğumuz bir değer var. İnsanı insanda, insan olduğu için öncelikle seveceğiz ve ona değer vereceğiz. Dediğin de çok doğru ve bunu bugün seçim zamanı yapmadık ki biz. Başından beri aslında böyle geldik. Yani hiçbir şey tesadüfen olmuyor aslında. Yani Avsat bugünlere geldi de bir anda umutu olmadı. 3 yıl önce de yapıyorduk. Sen çok eski biliyorsun, bizim Perpa'daki yerimizi biliyorsun, sonra buraları biliyorsun. Hep kalabalıktık. Evet. Hep resimler şey verildi. İnsanların bakın, sakın şu yanılgıya varmasınlar. Artık çok şey değişti. Ya bu seçimlerde mesela insanlar 5 yıl önce Facebook böyle miydi? Değil. Var mıydı sosyal medya? Fakslarla seçim şeyleri propagandası yapılıyordu. Fax geliyordu. Onlar isimlerini tanımadığımız insanlara oy veriyorduk. Ama şimdi öyle mi? Değil. Bakın şimdi çok tartışılıyor dijitalleşme, sosyal medya. Şimdi insanlar bir kişinin hakkında bilgi edinmesi, geçmişteki görüşü, düşüncesi nedir? Tabii öğrenebilirsiniz. Ya Google'a yazdığınız zaman görebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla artık bundan sonra hiç kimse tesadüfen o koltuklarda oturur, bir şey yapmadan son dönemde yaptıklarıyla olmayacaklardır. Olur. Ben de öyle düşünüyorum. Tamamdır. Bu hani sizinle konuşuyoruz bu konular aslında ama birkaç merak ettiğimi sormak istedim. Onun da cevabını almış oldum. Şimdi asıl noktaya gelelim aslında. Yani tartışma noktasına. Şimdi ben size çok net bir soru soracağım. Avsat'ın ilk kuruluşunda bir kardeş derneğimiz daha vardı, Ansader diye. Tabii ki onlara hani buradan cevap hakkı doğacak doğmayacak bir şey söylemeyeceğim. Onlar da röportaj isterlerse tabii ki onlarla da bir araya gelebiliriz. O ayrı bir şey ama. Şimdi Avsat'ın ilk kuruluşunda Acentelerin Sesi grubundan, oluşumundan Levent Bey ve kadrosundan bazı isimler sizlere destek verdi en başında. Divan kurulunuzda hatta yer aldılar. Yer aldılar. Şimdi şöyle bir algı var. Avsat birilerine bağımlı mı? Yani bu Levent Korkut'un X bir yerde söyleyebiliriz. Yani bu çok çok önemli bir şey değil. Ama bu algı nedir? Yani Avsat bağlı mı? Bağımsız mı? Aslında ben bunu öğrenmek istiyorum. Şöyle, yani arkanızda sizin Levent Korkut mu var? Top başkanı mı var? Evet. Başbakan çok, çok var, büyük güç, çok büyük güçler var arkamızda. Var? Yani ben bunu öğrenmek istiyorum. O açıkçası. Arkamızdaki çok büyük güç acentelerdir. Yani hani birini şey yapmayalım. Şimdi bakın ben aslında gerçekten çok güzel bir soru oldu bu. Bana da çok sık sorulan bir soru. Ama hiçbir zaman bu konuyla ilgili hani direkt çıkıp da belki bir yerde yapmadım. Bu da bir şey olsun. Yani günün önemli bir açıklaması olsun. Avsat'ın kuruluş başında elbette geçmişte beraber aldığımız insanlarla bir çıkış yaptık. Ama yalnızca benim gördüğüm şuydu. Yani o çıkışın dışında da bize aslında direkt bir müdahale de yapılmadı. Avsat bize yani 6 kişinin, 7 kişinin kurduğu bir dernek olarak verildi ve biz aslında bu yapıyı kendimiz büyüttük. Levent Korkut çok saygıdeğer bir tabii şeydir. Hem geçmişteki sigortacılık olsun, deneyimleri olsun. Ama açık söyleyeyim yani çok da büyük hani destek verip bizi maddi manevi anlamda bir yere taşımış veya bizim etkinliklerimize hani çok büyük bir destek vermişliği gerek duymadığı için olmamıştır. Çünkü buna yani onun desteğini evet, almak için biz de çok talip olmadık. Ama hep şöyle algılandı. Levent Korkut'un kurdurduğu bir dernek. Başlangıçta beraber kurmuş olabiliriz ama sonuçta bu derneğin içerisinde ayrı ayrı büyük tabii, acenteler var. Tabii çok büyük. Şimdi bakın yani bizim içerimizde ben gökkuşağı derim Avsat'a. Her türlü insan var. Yani Passat'tan da, Sab'dan da, İSAT'tan da, Türkiye'nin biz pek çok derneğinden de biz üye edinmişizdir. Evet. Doğal olarak bu böyledir zaten. Ama şunu söyleyeyim.
Çok net bir ifadeyle söylüyorum. Hatta kameraya bakıp söyleyeyim bunu. AFSAT'ın şu anda ne acenteler sesiyle ne de şu anda platformla öbür beşli grupla hiçbir bağı yoktur. Hiçbir organik bağı yoktur. O ne kadar uzaksa öbür grupta bize o kadar uzaktır. Ne kadar yakınsa da o kadar yakındır. Biz bu seçimlerde ya da önümüzdeki dönemle ilgili düşüncelerimizde zaten şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz bir şeye taraf değiliz. Tarafsak yalnızca mesleğin ilerlemesine ve insanların gelişimine, ekmeğine katkı sağlayacak tarafta olacağız diyoruz. Ve ortada dimdik duruyoruz. Kim mesleğiyle ilgili bir proje geliştirecekse ki bundan önce bütün davetlere katıldık. Buna da katılırız, destek veririz. Ama baktık niyet yalnızca koltuk paylaşımı veya başka bir şey. AFSAT gerekirse tek başına seçimlere girer. Yanlışa ortak asla olmayacak. Onu çok net ifade ediyorum. Gerekirse seçimlere tek başına girecek ve oturup bir dönemin yanlışlıkları, olası yanlışlıklarının vebalini ödeyen taraf olmayacak. Anladım. O zaman şunu anlıyoruz burada. AFSAT tek başına bir güç. Tabii. Bağlı olduğu hiçbir kurum, kişi yok. Ya da birlik vesaire herhangi bir şey yok. Çünkü bu çok merak ediyordu. Bunu söyleyeyim ne, bu size. Çok... Yani bunu cevaplamamız iyi oldu. Şimdi seçime girmişken bu tarafta. Şimdi benim aslında gönlüm İstanbul'daki birleşmeler AFSAT'ın da ASİAD'ın da, ASİAD diyorum pardon, TEKSADER'in de, ANSADER'in de bu birleşme içerisinde olmasın. Tabii ki derneklerin hepsinin kendi kararıdır ama birleşmeden benim anladığım budur. Şimdi en çok tartışmalardan, yapılan tartışmalardan bir tanesi şu. Hala da gönlüm bu tarafta sizin birleşmeniz tarafında. Ne kadar ayrı görüşler olursa olsun ben siyasetin biraz daha farklı yapılması gerektiğini savunan taraftayım. Yani siyasi tarafta bazen görüşlerde anlık olarak değişebilir. Hayatımızda da bu böyledir. AFSAT'a platformdan bir davet geldi mi? Geldiyse de sizin platforma katılmama sebebiniz nedir? Şimdi çünkü şöyle bir durum var. Bunu da eklemek isterim. Benim görüştüğüm platform yöneticilerinin hepsinin söylediği durum şu. Bana gönderdikleri de gösterdikleri vesaire. Söylemlerden bahsediyorum ben. AFSAT'a biz teklifimizi yaptık. Ha, buna kadar resmi yapıldığına kadar yapılmadığı konusuna girmiyorum. Yani bu benim yorum yapabileceğim bir taraf değil. Ne dedik bu şu anki durum? Ya bir kere herkes benim ifadelerimin samimi ifade olduğunu bilir. Hani bilsin bile demiyorum, bilir. Bakın, ben samimiyete davet ettim zaten. Bu beşli grup denilen arkadaşlarımız, bu son dönemde şey olan arkadaşlar değildir zaten. Kendilerinin ifadesiyle 4 yıl öncesinden kurulmuş, üçlü yapının üzerine 2 kişinin katılmasıyla oluşmuş bir yapıdır. Şimdi bakın, bir gün bir telefon... Num çalıyor. Hatta Mecidiyeköy'de bilirsiniz trafik yoğunluğunu. Necmi Üze Başkanımız arıyor. Kendisini de severim. Ya Eyüp'cüğüm ne yapıyorsun? İyi misin? İşte iyiyim abi. Sen ne yapıyorsun? İşte ya bir gün bir araya gelelim. Bir yemek yiyelim. İnanın. Görüşelim. Tabii dedim abi ya en ilk fırsatta bir araya gelelim. Yemek yiyelim. Sizce bu bir davet mi? Onun için dışında tırnak içerisinde söylüyorum. Biz bir platform kuruyoruz. Bütün STK'ları buraya dahil ediyoruz. Bırakın resmi. Ben resmiyetle uğraşan bir insan değilim. Bana hani yazılı bir şey gelmemiştir demiyorum. Evet. Bana platform adı altında veya sen, işte ben hani yemek davetini yaparken birkaç kişiyi ima ederek dahi böyle bir şey olmamıştır. Ha şunu da söyleyeyim. Çok önemli mi? Değil. Çünkü ben şuna inanmıyorum. Birleşmek demek, içi ne olursa olsun, tırnak içerisinde söylüyorum, derneklerle ya da kişilerle birleşmeyi tanımıyorum. Derneklerle birleşmek, kurumlarla, ya benim 28 tane ilçe başkanım var diyorum. Peki ben birleşmemiş mi oluyorum? Anadolu yakasında veya Avrupa yakasında 28 tane bölgede ilçe teşkilatım var benim. Onun bir başkanı var, sekreteri var, yapısı var. Peki mesela... Yani bakın, kurumları çok fazla kafada acentelerin büyütmemesi lazım.
dernek kurmak, 5 kişinin bir araya gelip dernekler masasına bir dilekçe verdikten sonra 2 günde kuracağı yapıdır. Peki bu bir birleşme midir? Peki şöyle bir şey söyleyeceğim ama mesela şu dönemde, şu an acentelerin sorunlarının olduğu dönemde, bunu sadece sizin için söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum ben. Yani her zaman yaptığım yorum üzerinden ilerliyorum. Kurumların da hadi şeyini bir tarafa bırakalım, büyüklüğünü küçüklüğünü bir tarafa bırakalım. İki de büyüklük küçüklük olarak tartışmam kurumları, etki bakımından tartışırım ancak. Şu süreçte bir en azından kırgınlıklar da olsa, ayrı görüşler de olsa bu olabilir. İnsan oğlunun olduğu her yerde yaşam boyunca bu olmuştur. Yani 20 kişi bir yere geldiğinde kesin 10 kişi ayrılır, 10 kişi ayrılır. Bu görüş ayrılığındandır ki olmalıdır. Bu ayrı bir şey. Bir araya gelmesi bir avantaj yaratmaz mı? Çünkü mesela ben Necim Bey'e şunu sormuştum geçtiğimiz röportajda. Bu platformun içerisinde başkan kavgası olacak mı diye açık açık sormuştum mesela. Bu benim için çok büyük bir şey şu anda video kaydı olarak. Böyle bir şey yaşanırsa ben yarın bunu sorabileceğim. Diyeceğim ki bakın ben bu soruyu sormuştum sizlere diye. Ya doğru, iz bıraktı sonuçta. Ben de mesela buna evet. Çok önemsiyorum. Evet. Şimdi burada bir şekilde yine ortak aklım bir araya gelip bir çıkış yolu bulması gerekmez mi? Yani çünkü lafınızı keseceğim ama sanki bu 4 yıl, önümüzdeki 4 yıl bir şeyler düzeltilmezse 4 yılın başında çok geç olacakmış gibime geliyor acenteler için. Yani bunun için belli bir noktada ortak aklın ortaya çıkması gerekmez mi? Bakın. Ben tabii şeyini söylüyorum. Yok. Yani, çok ben romantik bir başkanım ama sen de romantik bir gazetecisin. Yani bakın. Biraz ütopik konuşuyorum. Yani. Ya, ütopik değil aslında. Seninki olması gereken şeyi söylüyorsun. Ben bu konuda radikal bir değişime inanan bir insanım. Aynı girdilerle farklı bir sonucun olmayacağını düşünüyorum. Girdilerin yani input output derler ya. Evet. Yani girenle ya şimdi ben şunu anlamıyorum. Hepsini çok yakın tanırım. Benim bir İSAT geçmişim var. Genel sekreterliğini yaptım. TÜRSAF'ı tanırım. TÜRSAF yönetim kurulu üyesiydim. Genel sekreteriydim. Tanırım. Hüseyin Kasab'ın genel sekreteriydim. Tanırım. Yani ben bu insanları tanıyorum. Onlara kötü demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ya ben artık cesur insanlar bekliyorum. Cesaretle o koltuğa oturan insanların daha fazlasını yapabilmesini arzuluyorum. Evet. Ya ne olacak ki? Beş arkadaşımız birleşmiş. Yani buradan açık fikrimi söyleyeyim size. Yani bakın, sorun çok ciddi ama mevcut yapılarla ya kişilerle falan bu sorunu çözemezsiniz. Benim birleşmeye taraftarıyım. Evet. Çok net mesajım olsun. En genç, en dinamik, en katılımcı, en fazla insana dokunan, en fazla acente, son dönemde en fazla acentenin katıldığı kişileri desteklesinler. Bütün STK'lar, İTO, SAİK, biz bu işi başarırız diyorum. Çünkü arkadaki ekibin resimlerine baksınlar, Barcelona gibi bir afsat var. Her renkten ve her kesimden, her büyüklükte. Burada mı bir şey değil mi? Ya ben destek, hatta yazdım bir yere, dedim ki, acentelerin geleceği için afsatı destekleyin. Çünkü biz cesuruz. Biz radikaliz, biz insana dokunmayı da biliriz ve değiştirebiliriz. Ben bu sefer açık çağrımdır gerçekten. Yani herkes bir şekilde şeylerini bıraksınlar kenarda, abiliklerini yapsınlar ama bu sefer bize şans versinler. Aksi takdirde 4 sene sonra biz zaten bir kez daha bu işlere talip olmayız. Evet. Ben istemem açıkçası. Ya orada ben o zaman son söyleyeceğimi söyleyip son bir konuya geçmek istiyorum bu sohbette. Şimdi bunu söylüyoruz, evet tamam, desteklenmesini istiyorsunuz. Ama şunu da ben karşı atak olarak söyleyeyim. Burada tabii. Onlar olmadığı için onları yine ben konuşmuş olayım sizinle. Bu isimler de yıllardır bu sektöre emek vermiş isimler ama gördüğüm kadarıyla bugüne kadar icrada bulunamamışlar. Gördüğüm tabloyu söylüyorum. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama hani evet, icrada bulunamamışlar. Evet, çünkü 12 yıldır... Destek başkanı olabilmişler. Ve, işte
şey olabilmişler, seçebilmişler. Yani seçmekten kastım şu, olabilmişler derken kötü bir anlamda söylemiyorum. Yani ne de TÜRSAF. Yok yani mesela. Geleneksel olarak şöyle çok doğru bir tespitte bulunuyorsun. Şimdi sayık seçimleri başından beri hep Ankara ekibi kazandı ve İstanbulsuzdu. Evet. İstanbul'da da 3 dönemdir Levent Korkut ve ekibi yönetiyor. Evet. Dolayısıyla başka kimse denenmedi ki. Evet, denenmesi... Söylemek isterim. Hani sonuçta yıllardır bu sektöre emek vermişler. Öyle ya da böyle. Ben yine söylüyorum. Başkanlık, dernek yönetmek çok zor bir iş. Yani çok. İnsanları yönetmek yani inanılmaz zor gerçekten. Onlar da bu işin bir tarafında olacaklar eminim ama benim tavsiyem şu olur iki tarafa da. Öyle söyleyeyim. Burada tarafsızlığı en azından koruyarak. Son çizgi aşılmadan, yani start daha verilmeden benim görüşüm ortak akıl bir şekilde bulunmalı. Ortak nokta bir şekilde bulunmalı. Çünkü İstanbul İTO seçimleri çok önemliyken İTO seçimlerinden sonraki süreci etkileyecek. Yani sayık etkileyecek. Açıkça söylemek gerekirse. Bakın ben bu konuyla ilgili... Ve çok özür dilerim. Siz seçimlerden tabii ki şey yapıyorsunuz, hani seçimlere bağlı olmadığını söylüyorsunuz ama öyle ya da böyle önümüzde bir sayık var. Yani şu anda acentelerin resmi açıdan bir muhatabının olduğu sayık kurum var. Benim görüşüm, nacizane görüşüm en azından, etkilemek için vesaire için de söylüyorum. Bence İstanbul'da güzel bir, yine vurguluyorum, ortak aklın masada olduğu güzel bir birliktelik yaşanması. Bakın çok son derece net fikrimi size söylüyorum. İstanbul seçimlerini, İstanbul Ticaret Odası seçimlerini ben belediye başkanlığı seçimlerine benzetirim. Evet. İstanbul'da da Ankara'da var. Yok. İstanbul Ticaret Odası seçimleri alışılagelmiş olduğu gibi belediye başkanlığı seçimi gibidir. Bunun başındaki kişinin çok cesur ve yapıyı, yolları, hani binaları, yer altını değiştirir gibi değiştirecek radikal birinin olması lazım. Evet. Ve çalışkan birinin olması lazım. Genç birinin olması lazım. Bu girecek, ana yapıyı değiştirecek. Bir kere İstanbul'u çözmeye başladığınız zaman bu Türkiye yansıması olacak. Birinci yapı bu. Aslında sen mantıksal olarak doğru söylüyorsun ama sana şimdiden söyleyeyim. İkinci seçim denilen sayık seçimleri ya il delegesi seçimlerinde ise hükümet seçmek gibidir. Başbakanını seçersin, bakanlarını seçersin. Başbakan sayık başkanıdır, bakanları da sayık üyeleridir. Meclisin başkanı da sektör meclisi başkanıdır. Şimdi bakın, ben İstanbul'un tekrardan organizasyonu için talibim diyorum. Bu yapı, yollar, şeyler, işte ana kurallar tekrardan planlama yapılmalı. Evet. Bu başka. Bundan sonra sayık seçimleri için ise İstanbul'un 50 tane delegesi var. Tek bir şey var, 4 yıl önce de bunu söyledim. Maalesef Hüseyin Kasap o gün reddetti. Eğer biz o seçimlere tek liste, ben federasyon genel sekreteriyken bu çağrıyı yaptım ve 5 saatlik toplantıda ikna edemedim. Tek liste girebilmiş olsaydık bugün bu sorunlarımız olmayacaktı. Yine diyorum ki benim ilk şeyim belediye başkanlığı seçimlerinde koalisyon kurmana gerek yok. Zaten o zaman işi çözemezsin. Ama sayık seçimlerinde açık söylüyorum. Federasyonun listesiyle, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu'nun listesiyle İstanbul'un listesi, ki bu ortak olabilir, birleşip en akıllı 40 sektör meclisi üyesini Türkiye'de, bu Hakkari'de de olabilir, hatta Hakkari'den 2-3 kişi olabilir, Şırnak'tan olabilir, Diyarbakır'dan olabilir, bölge ayrımı olmaksızın, bölge kontenjanı olmaksızın, en akıllı, en iyi eğitim ve en iyi zamanla ayıracak kişileri 40'ını seçeceğiz ve arkasından orada hizmet verecek 7 kişiyi seçeceğiz. Bunların temsil yetkisi ve vakıf olabilme yetenekleri çok yüksek olacak. Ben ikisini ayırt ediyorum. Sayık seçimlerinde kesinlikle tek liste olmalı. Başka da şans yok. Eğer iki liste çıkıp savaşırlarsa var ya geçmiş olsun, gerçekten 4 yıl değil bizim artık bundan sonra bir konuşacağımız yıllar bir şey kalmayacak. Kalmayacak. Konuşacak acente de kalmayacak. Zaten. Kalmayacak. Yani belki kalır ama şöyle acentelerin varlığının sürdürülebilmesi için reforma ihtiyacı var ve bunun da desteklenme ihtiyacı var. Belki
Şunu söylemek lazım, İstanbul Ticaret Odası'nın imkanlarını kullanmaya çok ihtiyacımız var İstanbul'da. Evet. Yani bence şu anda kullanılmıyor. Ben yorum yapmayayım ama kullanılıyor olsaydı zaten yani bakın bu kadar büyük bütçeli bir İstanbul Ticaret Odası'nda acentelerin evet. için çok şey yapılabilir. Hukuk hizmeti bile yok. Hiçbir destek yok. Gerçekten yani bunu şimdi, ben şey bulmuyorum, adil bulmuyorum. Artık mesajlar yerine ulaştı diye düşünüyorum ben. Ya bugün evet çok bilinmeyen evet. görüşlerim ama şimdi ben son, her zaman zaten görüşlerimi açık TÜSAF'ı evet. biraz önce konuşmuşken. Şimdi açıkçası benim TÜSAF'a karşı bir antipatim var. Bunu size açık açık belirteyim. Sebebi şu. TÜSAF'ın antipatiden kastımı da belirtmek istiyorum. TÜSAF'ın ben tüm Türkiye'yi temsil ettiğine inanmıyorum. Bunun da sebeplerini her zaman da vurguluyorum. Doğru, doğru. Bir Elazığ derneğiyle, bir Erzincan derneğiyle, atıyorum isimleri sadece, bir Adana derneğiyle İstanbul'da bu kadar yıldır emek veren ve büyük aksiyonlar yapan İSAT, AFSAT, SAP, PASAT, ASİAT, TEKSADER'i de sayıyorum. Onlara da TEKSADER, ANSADER ve bunlar Türkiye'nin neredeyse %70-80 üretim yapan da gruplar. Tabii. Bazı yani tutarlar eksi artıdır vesaire kızmasınlar için. Bu dernekler TÜSAF'ın içerisinde yok. Ve TÜSAF bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dernekleri alacağız. Geçtiğimiz genel kurulda böyle bir siyasi bir durumdan kaynaklı. Yani siyasi oradaki yapılan aslında siyasi aksiyondan kaynaklı acenteler arasında gelmeme, gitmeme vesaire durumundan dolayı biz işte teklifimizi veremedik, işimizi alamadık acenteleri dediler. Ve daha sonrasında bir açıklama yaptılar. Önümüzdeki genel kurulda biz acenteleri içimize alacağız dediler. Acente derneklerini almadıklarımız. Önümüzdeki genel kurul benim bildiğim kadarıyla 2 sene sonra, yanlış bilmiyorsam eğer. Tabii 3 yıl için seçiliyor. Yani 2,5 seneleri var. Fakat şöyle bir hakları da var. Olağanüstü genel kurul toplayıp bu dernekle işlerini alabilirler. Yapabilirler. Doğru mu? Tabii. Yapabilecek güç de var. Ya şimdi aslında konuya vakıf olarak ben... Çok özür dilerim. Bitireyim sizi, ondan sonra rahat rahat konuşayım. Şimdi bu bir kere benim tarafımda şey. Mesela ben AFSAT'ı TÜSAF'a... Sen bizden daha kızgınsın ya. İyi olarak vermek isterim. Ama ya biz çünkü başvurusu olan bir derneğiz, biliyor musun? Bakın şu yüzden. Ben sizin devamlı olarak burada belirtmek de isterim. Açık açık da belirtebilirim herkese için. Ücretsiz olarak hatta tarihte biz bir tek sizden mali bir destek aldık. Almanak için diyorsunuz. Ya onu ücretsiz olarak derneklerin tamamına hizmet veriyoruz. Yani video röportaj çekiyoruz, onu yapıyoruz, haberleri yapıyoruz vs. Bazen bizim kapımıza sizin yüzünüzden şeyler geliyor. Evet, İhtarlar, davalar geliyor. Şimdi bu sefer siz bazı konularda tırnak içinde ağladığınız zaman ben de şunu söylemek şeyini duyuyorum, kendi gücünü. Ya tamam da o zaman niye bu taraftaki büyük gücü kullanmıyorsunuz? Şimdi benim açık aslında bu konuda sorum şu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz birincisi? İkincisi de eğer İstanbul da bir federasyon yapısı start alırsa ki alırsa ben desteklerim, açıklamamı söylemek isterim size. Almasını çok istemem. Çünkü bu bölünme demektir. Doğru bulmam biliyorsun ama. Kötü bir şeydir. Kurulursa desteklerim. O çok ayrı bir şey. Basın olarak canı gönülden desteklerim. Federasyonun artık şöyle bir adam akıllı oturup da insanlarla barışması gerekmiyor. Ya bizimle bile mesela örnek veriyorum, kavgalılar şöyle kavgalılar. Yani sektörde bir tane medya grubuyla barışıklar. Diğer medya gruplarıyla kavgalılar. Fakat biz hep şunu söylüyoruz. Bize haber gönderdiğinizde biz yayınlamadık mı? Bu bir slogan oldu artık. Yani hani Eyüp Çelik bize haber göndermese biz bunu yayınlar mıyız? Tabii. Eyüp Çelik bana her gün Erhan şöyle bir aksiyonumuz oldu, bunu yayınlar mısın dediğinde WhatsApp'tan bile tabii, hani tabii. gönderildiğinde yayınlama yapıyor. Ve herkes için böyle. Artık TÜSAF'ı biraz önce cesurluktan bahsettik ya. Son birkaç dakikamız ama ben de uzattım biraz. TÜSAF'ın şey olması gerekmiyor mu? Ben çok net görüşlerim. Cesur olması gerekmiyor mu? Bence cesur olmaktan da ya cesaret, bakın cesaretlik bir olay bile değil. Evet. Olması gereken bir şey ve o yetkilere sahipken evet. bunu yapmak, bunun için cesarete gerek yok ki. Yani yetkilere bakın, 4 sene önce bu genel kurula, TÜSAF Genel Kurulu'na geldi ama eksik geldiği için orada reddedildi. Murat Büyükçelebi ile o zaman ya bu şimdi çıkmadı ama hani bir 6 ay içerisinde tekrar yaparız denmişti. Ve biz o 6 ayın içerisinde AFSAT olarak hani böyle
Demin bahsettiniz birlik olun falan dediniz ama ben gerçek birlikteliklere bahsediyorum. Evet. Yani ben o yapıya direkt yönetim kurulundan çıkarttırdım kararı ve başvuru dilekçesi vermiş. Şu anda içeride aynı Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin beklemesi gibi biz de 3 yıldır bekleyen bir derneğiz.